Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız, iyisiniz? Gaziantep İslahiye'deyiz biz. Tam deprem bölgesindeyiz. Gülnaz Abla'yı çok merak ediyorsunuz. Gülnaz Abla Mersin'de arkadaşlar. Gülnaz Abla'nın ailesinde bir problem yok. Çok şükür Allah'a. Gönül isterdik hiçbirinde olmasın. Ama maalesef çok can kaybettik. Giden canların hepsi bizim. Hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz. Etmeyeceğiz de. İslahiye'deyiz ve canla başla çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Biz TOKİ bölgesindeyiz. Burada şimdi deseler ki yardım gelmiyor mu? Geliyor. Allah'ım hepsinden razı olsun. Devletimizden de razı olsun, milletimizden de razı olsun. Tek yürek oldular. Rabbim hepsinden razı olsun. Yani çocuklar kumbaralarına kadar, hatta yırtık ayakkabılarına kadar yolluyorlar. Çok duygulandık. Acımız var. Ben bacımı kaybettim. 7 yaşında kendi büyüttüğüm yeğenimi kaybettim. Abimi bir sevdiğim eniştemi kaybettim. Tek onlar değil tabii ki. İnanın hepsine üzülüyorum. Yani keşke böyle olmasa diyoruz ama oluyor. Bunda da vardır bir hayır. Ya Rabbim kimseyi darda bırakmaz. Kimseyi de kaldıramayacağı gücü vermez. Çok iyi biliyoruz. Burada şebekelerimiz çok çekmiyor ama şunu söyleyelim. Gene Rabbim devletimize zeval vermesin. Milletimize zeval vermesin. Hepsi bir yürek oldu. Yardımlar geliyor mu? Geliyor. Evet. Yalnız birkaç şikayetim var tabii ki de. Şöyle, organize yok. Organize derken mesela atıyorum Beyler Mahallesi'nde bir kişi. Atıyorum TOKİ'de bir kişi. Hepsi bir WhatsApp grubu kullanmamız lazım. Mesela atıyorum benim bölgem Türkbahçe TOKİ. Benim bölgemde lazım olanları ben o WhatsApp grubundan buraya bu eksiklemem lazım ki gelmesi lazım. Veya benim burada fazla varsa oraya göndermem lazım. Arkadaşlar beni duyan İsrailliler varsa kesinlikle ve kesinlikle harici fazla almıyoruz. Bizim yani atıyorum odunumuz bize yeterse yarını düşünmüyoruz. Bugün. Yarını düşünmüyoruz asla. Gülnaz Abla nerede? Gülnaz Abla Mersin'de çok iyi. Çok şükür iyi. Durumu iyi. Gülnaz Abla ile görüşürüz günlük. Ben memleketime döndüm. Çünkü memleketimizi terk edemiyoruz biz. Terk edemeyiz yani. Beraber inşa edeceğiz inşallah. Doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimizi nasıl bırakalım? Beraber inşa edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Aynen. Gülnaz'ın durumu iyi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hepimiz olur inşallah. Hepimiz olur inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu günlerde gerçekten çok gururlanıyorum. Herkes bir yardım etme çabasında. Rabbim herkesten razı olsun. Yardım eden, etmeyen, etmek isteyen, içinden gelen ama yapamayan herkesten razı olsun. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah bir daha göstermez. İnşallah bir daha göstermez. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ölüm hak. Yani benim enişte mesela 3 aydır eve gelmiyordu. 3 ay sonra izine geleceğim dedi. Hatta biz bir hafta sonra gel dediğimiz halde illa o güne geldi. Yani Rabbim ne yazmışsa kader de odur. Geldi. Geldiği gün böyle bir olay oldu başımıza. Rabbim mekanı cennet eylesin inşallah. Rabbim inşallah bize de şefaatçi olur. Kerem'im benim, bebeğim benim. Kendim büyütüyordum. Babası burada olmadığı için kendim büyütüyordum. İyi olur inşallah. Hepimize geçmiş olsun dostlar. Hepimize geçmiş olsun. Dediğim gibi İslahiye'deki dostlar, birbirimize koordineyi bırakmayalım. TOKİ'de ne lazım olursa güzel bir WhatsApp grubu kuralım. Oradan haberleşelim. Yani fazlasını almayalım. Yani bizim lazım olduğu kadar alalım. Ya lazım olmayan şeyi almayalım. Belki ulaşamadığı insanlar vardır. Onlar yarım kalmasınlar. Anlıyoruz mu? Hepimiz yaşadık. Memleketi terk edip giden dostlarımıza da söylüyorum buradan. Yani yapacak bir şeyiniz yok. Ben çok iyi biliyorum. Mesela biz de taziyemiz vardı. Taziyemizi gömdük geldik. Ama ben duramadım. Çünkü memleketi beraber inşa edeceğiz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer, küçük şehrimiz, tatlı şehrimiz İslahiye'yi beraber inşa edeceğiz inşallah.
Babam iyi, annem de iyi çok şükür. Onlarda bir problem yok. Onları son anda çıkartabildik. Bizim ev biraz, ya bizim evde sorun değil. Canlarımız gitti işte dostlar, canlarımız gitti. Çanakkale'den destek. Abi Allah hepinizden razı olsun. Her yerden destek yaptılar. Kim yapmadı derse nankörlük yapar. Kim yapmadı derse ya nankörlük yapar. Her yerden destek geliyor. Her yerden. Allah herkesten razı olsun. Hatta ben şahsen benim kendi özel WhatsApp grubum vardı. Oradan toplu mesaj attım. İhtiyacımız olanlara istedik. İhtiyacımızın haricinde bir şey istemiyoruz. Kesinlikle. Rabbim de bize yedirmesin. Yunus Abla'nın durumu iyi. Nasıl? İyi. Yunus Abla iyi. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepimizin başta olsun. Hepimizin başta olsun. Yunus Abla iyi. Yunus Abla geleceğim diyor ama biz çağırmıyoruz. Niye yalan söyleriz? Şu an ben sana ben de şöyle göstereyim. Arkadaşlar bizim hepimiz aynıyız. Ben de kendime bir çadır kurdum. Ben de halkımla beraber burada canla başla çalışacağım. Bunu yapacağız. İslahı düzelteceğiz. Dünden beri video izledim. Almış da bularmış bütün bebek bezleri. Evet. Yazdık yazdık. Vallahi billahi biz şahsım adına konuşayım. Bana iki tane ekmek verirlerse bir tanesini başkasına veririm. Niye? Çünkü ben bir taneyle doyabiliyorum. Hatta onun yarısıyla da çeyreğiyle doyuyorum. Ama öbürünü israf etmeyiz. Zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bizim İsrailler gururlu insanlar ya. Biz bir su istemeye utanan insanlarız ya. Bakmayın bu yağmalayanlar falan hepsi Suriye uyruklu insanlar. Biz onlara kucak açtık ama onlar bizi resmen yaraladılar ya. Biz canımızın derdindeyken onlar ne yaptılar? Şeye düştüler. Mal peşine düştüler. Bir an önce yağmalayayım kaçayım. Arkadaş senin çamaşır makinesiyle ne işin var? Yiyecek misin ya? Ne işin var? Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim razı olsun. Arkadaşlar Gülnaz abla iyi. Gülnaz abla da bir problem yok. Ben Gülnaz ablaya buradan gelen bana şahsi gelen yardımların kendisiyle paylaşıyorum. Kendisini orada sefil bırakmıyorum. Bana da şahsen yardımda bulunan tüm dostlarıma Allah razı olsun. Çok seviliyormuşum. Bilmiyordum. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yunus Abla'yı kesinlikle sefil bırakmıyoruz. Onun bütün ihtiyaçlarını bana ne geliyorsa Hazreti Ali'nin kılıcını vurup yarısını ona gönderiyorum. Durum böyle. Ara ara gireceğim. İnternetlerimizde sıkıntı var. Ara ara gireceğim. Bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Özelden ulaşmak isteyen dostlarımız varsa ulaşabilirler. Burada tabii ki hayat o kadar kolay değil. Yani bu hayatı kolaylaştırmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Allah razı olsun. Aynen. Biz de şeydeyiz. Ali abim sağ olasın. Biz de Türkbahçe Toki'deyiz. İşte diyorum ya beylerim Atatürk'ün, Hürriyet'in, Türkbahçe'nin, öbür Tokilerin hepsinin bir temsilcisi olması lazım. Burada ne eksikse her kafadan ses çıkmaması lazım. Her kafadan ses çıkarsa çok israf olur. Mesela ben burada neyin eksik olduğunu biliyorum. Soruyorum diyorum ki bu var mı? Yok. Ben onu yeterince getiriyorum. Ama her kafadan bir ses çıkarsa herkes ayrı çadırını almak ister. Abi israf. Gerek yok. Vallahi gerek yok. Bizim yerli halkımız gerçekten çok ya biz. Bizim yerli halkımızda bir tane yağmacı bulamazsınız. Biz gururlu insanlarız ya. Enver abi ben iyiyim de bebemi gördüm gömdüm Enver abi. Bebemi gömdüm. Ben zaten buradaydım abi de şimdiye kadar inan ki ağzım yani konuşmak istemiyordum abi. Çatladım yani. İçim ağlıyor abi. İnşallah ahirete göç edenler bize şefaatçi olsun abi. Enver abi senden de ricam abi. Sen de bir büyüğümüz olarak bir WhatsApp grubu kuralım abi. Mesela bak senin mahallenin ihtiyacına, benim mahallemin ihtiyacına, herkesin mahallesinin bir tane ihtiyaç sahibi olsun. Herkes ona dağılsın. Mesela ben burada bir küçük bir şey gibi ihtiyaçları bir depo gibi bir yere koyup herkesin ismini yazıp onlara göre fazlasını vermek istemiyorum. Çünkü gelenler, yollayanlar ne zor durumda yolluyorlar bilmiyoruz. Ve biz bunu israf edemeyiz. Yani geliyor diye israf edemeyiz. Ya zaten memleketimizde Suriyeli herhalde her yeri çarptılar, çaldılar, gittiler. Kaldık biz bize. Biz bize de yeteriz inşallah.
Allah şurada dolu. Şu top sahtiyor. Hepinize dolu. Geçmiş olsun. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Ben Türkbahçe Toki'deyim, İstahi'deyim, memleketimdeyim. Allah'ın izniyle de bu memleketi beraber inşa edeceğiz. Sözüm ona, bazı kardan adamlar da, paraları olan bazı kardan adamlar da memleketi bırakıp gittiler. Yarın bir gün memlekete gelmeye yüzünüz olsun. Ben size söylüyorum. Yarın bir gün bu memlekete gelmeye yüzünüz olsun, yüzünüze tükürürler. Biz burada bak Enver Aşkın Polat abim, hocam, değerli abim benim. Bak, hepimiz canla başla çalışırken bazı kardan adamlar, memleket cebinizde değil ha. Paranız var diye kaçarsınız. Ama Allah büyüktür ha. Biz o kaçanların hepsini tek tek buluyoruz. Tek tek de ifşa edeceğim bu memleket düzeldikten sonra. Yarın bir gün söz sahibi olduğunda kulağınızın ortasına bir tane yersiniz ha. Paranız sizi kurtarmaz. Ona göre o paranız sizi kurtarmaz. Allah nasıl vurduysa bir tane biz vururuz ha. Kaçmayın. Avratlarınızı, çocuklarınızı bırakın, gelin. Gelin memleketi yapın. Hep beraber yapacağız. Bak, ben kendimi görevli yazdırdım. Anlıyorsunuz mu? Kendimi görevli yazdırdım, hizmet vereceğim. Anlıyorsunuz mu? Allah büyük. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu da paylaşırsan çok iyi olur. Ben diğer platformlarda da artık canlı yayında olacağım. Hepinizden Rabbim razı olsun. Enver abi, ellerinden öpüyorum. Seni de arıyorum abi. Hayırlı akşamlar olsun.